Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJep, Tatava'yı sunar. Hafta sonu Premier Lig'de de bir karşılaşma oynandı. Arsenal United'ı yendi. Şu anda Lider City'nin önündeki kolumunu koruyor hala Arsenal. Acaba o sene bu sene mi? Bakalım United'ı geçebilecekler mi? Ki bu arada sezon içerisinde ligde aldıkları tek yenilgi de United deplasmanında olmuştu. Fakat bu maçı da 3-2 kazanmayı bildiler. Ee, i̇zleyebildin mi abi karşılaşmayı? Artık Arsenal için o sene bu sene diyor muyuz? <laughs> ben City diyorum hala. Sen hala City'desin değil mi? 5 puan, 8 puan, mı? 5 puan var. Eksik maçını kazanırsa da 8 puan var. Ee, Hafta sonu da FA Cup'ta oynayacaklar galiba. 8 puan var. 2 kere oynayacaklar henüz. Yani i̇kisinde de City kazanır. 2 puan farka düşürür diyorum. Ben, ben buradan sonra bence bırakmayacaklar ya. <laughs> Çünkü bu iş şu e, özgüven işte az önce Fenerbahçe'de yok dediğimiz şey aslında yani. Şimdi kazanıyor kazanıyor ama hani çok bir şey veriyor mu orada hala Fenerbahçelerinin de kafasında bazı soru var. Abi burada şimdi artık özgüven yani tavan yapmıştı. Işte, dün konuştuk. Adamlar sezon içerisinde 4-5 kere 4 kere galiba geriye düşmüşler. Hepsinde en geç 25 dakika içerisinde reaksiyon verip gol atmışlar. Vallahi ilk. Bu da City, özgüven demek. İlk City maçından sonra ilk iki tane var ya İlk City maçından sonra puan farkını korurlarsa o zaman bir şan, e, şansları var. Ben ara City şampiyon olacak diyorum. İstememe rağmen. Yani Arsenal olsun istiyorum. Ama tamam. e, City daha avantajlı. Çünkü gene Pep Guardiola bir çağrı yaptı son Tottenham maçından sonra. Futbolcularımı geri istiyorum. Taraftarımı geri istiyorum. Titreyip kendimize gelmemiz lazım. Bütün unsurlarımızla falan. O aldı kokuyu aldı o. Aldı mı diyorsun? Ben Bence kaldık. hala o da yüzde yüz emin değil ya. Yani. İkimiz kaldık diyor. <laughs> Bak toplum elbiseler de bırakmıştı. Ama 2-0'dan döndüler ya. Evet. Tottenham'a da indiseler bırakmıştı. Bundan Sizin sonra o gerçek... çağrısı enteresan. Şampiyon olduğu sezonlarda da böyle yani geriden döndüğü, o aslında Brighton'a mı yeniliyor? Nasıl ilk yarı Crystal Palace 2-0 mı önde dediğimiz ama maçı çevirdiği karşılaşma da çok oldu bu arada. Evet. Yüzden... Ama bu sene sanki biraz daha kırılgan mı diyeyim bilmiyorum arka tarafta çok açık veriyor gibi. Bakacağız. Carlo Ancelotti geçtiğimiz gün Bilbao deplasmanı olması lazım herhalde buranın. Bilbao deplasmanındaydı Real Madrid. biliyorsunuz Carlo Ancelotti bir kaşı iki de ağzındaki sakızıyla ünlü ünlü ne İtalyan mi? teknik adam. Adam ya. Bir taraftar hemen Real Madrid benchinin arkasında sakız istiyordu, çıkartım vermiş. Acaba Ancelotti'nin sakız sponsoru var mı abi? Ben onu düşündüm yoktu. yani. Onun da yok Şeyin de yoktu. Ferguson'un da yoktu. Muhtemelen teklif etmişlerdir. Abi herhalde edilmiştir de. Adam ağzından sakız çıkarmıyor. Ya <laughs> yani Gazi Dağım'a gidiyorsa ömürlük. Evet. ne bileyim abi <laughs> Vidant de buna gitsin yani. <laughs> ee, yani ikisin Ferguson'la şey Ancelotti sakızcılar. Kötü hoca olma ihtimali yok ya sakızcının. <laughs> sakız Çiğneyen Hoca'nın kötü olma ihtiyacı. Yani. Acaba öyle bilimsel çalışma Daha çok sakız çiğneyenlerin evet. kafası daha çok çalışıyor Ama falan gibi bir şey. Ben Ancel Ancelotti'ninle Ancel Ancel ilgili en güzel yorumu yıllar geçen sene işte o şampiyonlar ligindeki efsanevi maçlardan birinden sonra bu arkadaşların attığı bir e, paylaşımla Bizim izleyicilerden bir, gelen? Bir, de, yok kendilerini. En büyük o biliyoruz diye. Çok güzel bir Karlo Ancelotti fotoğrafıyla bir paylaşım yapmışlardı. Hakikaten baba ama büyük baba da Tabii bu sene, bu sene kazandı kazandığı yani. bir şey. Evet. Ee, bakalım onun sakızı kaça satılacak. Ha video var değil mi? Değil mi? mi? Ferguson'u ne kadar 300 500 bini falan satmışlardı galiba. Böyle bir şey. Şimdi buna seversin. Greta'yı özlemişsindir. Şimdi, diye akışımıza alalım dedik. Bir günden buna notunu <laughs> vermiştim hatırlarsınız. O kavaz demiştim size. Buna bundan sonra iklim aktivisti demeyelim. Bu büyük bir e, prodüksiyon unsuru. Bu arada videoyu izle Gülüyor ediyor adamlar evet. tutukluyorlar. Yani dizinin kamera arkası falan gibi böyle poz veriyor. Fotoğraf önce selfie çekiyorlar evet. polislerle. Yani bu buna bir daha aklim aktivisti demeyin. Bizim de saçma salakla şeycilerimiz her şeyi çok beğenen bir takım zevatımız bunun konuşmasını alkışlı, parıltılı paylaşmışlardı story'lerde. Ne olduğunu bilmeden. Bu arkadaş yaramaz adam. Her geçen gün bu, olamaz, bu, bu, bu normal bir ama normal değil bu. Bu proje. Prodüksiyonun unsuru yani. Bir kere o konuşmadan hemen anlaman lazım ya. Trump'ın gözünün önünde Amerika diyemiyor. Tabii herkesi geçirip geçir, yani. herkesi geçip. Ya BM'de öyle adamı konuşturdular mı ya? Hadi beni de konuştursana ya. Ben de aktivistim. Konuştursana ya. Trump'ın, Trump'ın önünde çıkatsana beni konuştursana hadi. Gireceğiz bir de yani hani hadi oraya. Ya. BM, hadi Trump'ın, Trump'ın, Trump, Trump da var herkes. Bütün dünya liderleri var. Hadi bir niye bir başkasını konuşturtmuyorlar da birini bu. İsveç'ten bir tane kız bulmuşlar. Tırnak içerisinde Asperger'li. Gözünü kısa kısa konuşacak filan. Bırakın bu işleri abi. İyi casting ama. Hem de nasıl iyi casting ya. <laughs> bu füzyon enerjisinden fosil yakıtların bitiyor olmasından bağımsız düşünebilir misin bunları? Hemen de her şeyi atlayıp sazan gibi alkışlayıp story paylaşmayın. Acaba kenardan ne kadar parası var ya? Yani kız o kadar yürüdü gitti bir de ben sana yani söylüyorum. Gerçekten para da vermiyorlardı buna. Abi ben o şey çok iyi abi bir şey yaptın Tanıtımlarda, reklamlarda, kampanyalarda falan bayağı kullanıldı onun sonrasında. Buna para vermiyorlardır. Buna diyorlardı ki sen işte çok büyüksün, şusun, busun. Gel iki bakış at demiyorlardır herhalde. İki abi. bakış at. sana da şu kadar veri çok az vereceğiz, derneğe bağış yapalım falan vermiyorlardır buna. Sen kız işte farkında mı değil mi diyorsun? Neyin kız aslında? kullanılıyor, kullanılıyor kız. Kullanılıyor. O kullanılıyor diye. Kız kullanılıyor. Hmm bir prodüksiyon elemanı ama kullanılıyor. Müthiş oyuncu değil yani. Kafası çalışmıyor. Kullanışlar useful idiot. O videoda da şey hakikaten bir yandan gülüyorlar, selfie çektiriyorlar. Yani polisle mücadele arbede varmış gibi servis ediliyor haber. Daha hmm. çok rüzgarla mücadele ediyorlar gibi. polisi, eylemcisi, herkes el ele. Keşke bir Türkiye'ye gelse de bir. Kömür madeninde bir eylem yapsa. Bir görsek al burada eylemler olur. Gelsin, <laughs> Gelsin bir burada zaten. bir eylem polisi. Ya madenciler döver ya. Tabii polise. evet. zamanıyorsun lan sen bizim diye. Polisi zaten kalmaz. Ha, yani. Gel buraya canım diye. <laughs> Tarihte ilk kez yapay zeka destekli bir robotun avukatlık yapacağı mahkeme 22 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eee. bir şey Görülecek. Allah için bu bu ne ya? şey. Yasaları yükle yapay zeka konusu. Ç chat GBT mi kardeşim bu? Olur mu şey? Orada karşı taraftan birisi bir şey soracak. Kimyan bozulmayacak, bilmem ne olmayacak. Adamın e, mimiklerinden bir şey anlamayacaksın. Abi tabii şey insani bu. duygu duygu oku, okuyabilecek mi mesela? Okuyamayacak tabii ki. Ha, vicdan denen bir şey var mesela. Bunlar artık işin bokunu çıkması. Vicdanen suçu kabul edecek belki bir şey olacak. şimdi oraları okuyabilecek mi? Ama Amerika'da şeye e, hmm. hatta polislerin ve halkın güvenliğini korumak için de baya ölümcül e, müdahaleler yapmak üzere polislerin şey talebi var. E, müdahalelerde kullanmak üzere. Robot talebi var. şey işte Sıvat mesela... ekibi yerine kullanabilirsin. Aynen. O olur o. Ona bir itirazımız yok. Yani Sıvat ekibi ilk giren ekip yerine ya biz öleceğimizde robota gelsinlik kurşunlar mantıklı ama hani o şey değil. Ee, böyle avukat olacağım ben de onları geçerim abi. Yok bir de psikolog robot olsun. Seni ne kadar çok incitmişler filan desin. Olur mu şey? Ama tabii orada şimdi şöyle bir ikilem de var abi bence. Yani şimdi hani nasıl... Bireysel silahlanma... <laughs> e, ...kendi içinde bir tehdit de oluşturuyorsa... ...şimdi bir robotun, bir yapay bir zekanın da silahlanmış bir şekilde... ...var olması... Ya uzun, bir, gün, gün. bir gün dönüp seni öldürecek. İşte canım. Robocop. <laughs> bir gün seni öldürecek yani. Dönüp seni öldürecek. Robotun yaptığı robot çok tehlikeli olacak. Bunu hep söylüyoruz. Hmm. Şimdi insanın yaptığı robot bu. Fişi çekiyoruz hala. Tabii Şu an hala top bizde. Evet fişi çekebiliyoruz. Şu an hala top bizde ama işte gün gelecek. Ama robotun yaptığı robot hele onun yaptığı robot Tanımaz seni. Seni tanımaz. Nasıl Torun. robotun torunu mu? <gülüyor> robotun <gülüyor> torunu. Robotun torunu seni tanımaz. Robotun torunu seni tanımaz. Bizim insanın torunu tanımıyor. Kaldı nerede kaldı robotun torunu tanıyacak. Evet, getirle getir bir konu köşemizde bu hafta Boston Dynamics'in insansı robotu atlasın. yeni görüntüleri var. Kimine göre ürkütücü, kimine göre etkileyici. Can sıkıcı, çok Atlas sıkıcı. geliyor. Atlas ve torunları. Hı? Üçüncü devre torunlar bizi bitirir. Sana söyleyeyim. <laughs> Devreciliğe gir mesela bak. Abi. Adam yani adam dediğim rob, şey e, tamirci diyor ki bana takım çantamı ver diyor. O da tamam şimdi normalde takım çantasını alıp atabilir. Efendim iple çektirtebilir. Önce ben oraya nasıl çıkarım diyor. Orada bir tane tahta parçası diyor. Onu koyuyor. İşte görüyoruz onu. Onu koyuyor. Gidiyor takım çantasını alıyor. Çıkıyor yukarıya, tahta çantasına veriyor. İnmek için de bir başka çözüm üretiyor. Sonra da dans ediyor. Şimdi o çözüm üretmeyi kafasında buluyor Şimdi bunun torunu, seni beni kesmez mi? Keser canım. <laughs> Keser, kuşbaşı yapar. <laughs> o yüzden sıkıntı var. Çünkü bunu hala biz yapıyoruz. Acaba hata payı ne mesela? Yani hani geçen bir önceki bölümdü galiba değil mi? Bir tane de kalfa izledik ya adamı iki dakikada kafasını yarda ayağını patlattı <laughs> bir şeyler yaptı. Hmm. Atıyorum sen şimdi usta deyince aklıma geldi acaba oralarda. Şimdi bunları biz var. Mı? Bunun yaz bu şimdi gelişecek. Çünkü şey gelişiyor kendi zekası. Ondan sonra kendisi daha az çok daha az hata yapan bir nesil yaratacak, üretecek. O üstün bir artık daha perfect. Üstün bir şey üretecek, üstün bir zeka üretecek. Üçüncü nesil yani. Onların torunu bizi ya <laughs> e köle yapar, ya e keser. Geçmiş olsun. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sundu.